Herkese merhaba arkadaşlar, Fesur K kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir içerikle karşınızdayız ama öncelikle sizlerden bugün bir video olacak, o yüzden bir destek bekliyorum. Saat 18'de video yok, bugün sadece bir video ve 11'de, o yüzden beğeni patlaması yaparsanız Serdar kardeşinizi çok mutlu edersiniz. Şimdiden bunu bilerek videoya başlayın, hatta izlemeden like atarsanız da çok mutlu olurum. Bugün hemen bir bakalım ne yapacağız. Bugün ilk 11'imizdeki oyuncuların hepsi Player of the Week'ten aldığımız oyuncular arkadaşlar. Bu şekilde bir kadroyla maça çıkacağım. Rakibimiz de bizi de takip eden bir rakip geldi ve bayağı da beni zorlayan bir rakip. Çelik Baba'ya ara geldi. Hemen onun da güçlerine bakacağız. 52.8 galibiyet oranı var. Haydi isterseniz maça geçelim. Ve maçımıza başlıyoruz. Ve maçımıza başlıyoruz kardeşlerim. Bakalım neler olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Rakip güçlü bir rakip. Biz de yani Player of the Week oyuncuları iyidir ama bakalım neler olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Maça hızlı başlayabilecek miyiz? Lionel Messi pası verdi olmadı ama şimdi bir pas daha olabilir. İçeriye girdim. İyi orta gol getirecektir. Neymar. Boyu birazcık kısa kaldı Neymar'ın. Hazard'la başlayacak hata. Alabilir miyiz? Alamadık. Rakibimiz güçlü. Dikkat etmemiz gerekiyor. Köşeyi çok iyi gördü. Ama aldık. De Jong. Verdi pasını. Felix. Felix arkadaşlar çok yükseltmeme rağmen ve Player of the Week, daha doğrusu Player of the Season olmasına rağmen gerçek anlamda memnun değilim. Bu arada etkili geliyoruz ve top havalarda. Neymar. Gerçekten bu sezon ki benim ilk Player of the Week oyuncularımdan biridir, hatırlayacaksınız onu. Bir tane şundan alalım o zaman ya. My Club puanı ile. Bakalım ne çıkacak ya, çok merak ettim. Bir de diğerinden alırız ya, ne olacak, salla git. Ve bakalım top hangi, Fransa mı? Fransa'da nereye? Kim bu? Siyah top. Oğlum bak, kalp var bende lan. Neymar. Gerçekten bu sezon beni çok sırtladı, Allah ondan razı olsun. Gerçekten arkadaşlar artık 2019 bitiyor biliyorsunuz ki. Yani çok ekmeğini yedik onun. Allah ondan bin kez razı olsun. Bu arada etkili geldi. Yani biz burada konuşuyoruz. Pozisyon yedik arkadaşlar ve şimdi Lionel Messi Neymar'ı gördü. Neymar pasını verdi Messi'ye. Orada 2'ye 1'ler yapıldı bile. Neymar. Verdik pasımızı. Oo, çok iyi kaçtı ama. İçeriye. Bir pas. Messi. Messi. Lionel. Messi attı ve 2-0 öne geçiyoruz. Player of the Week'ler Serdar Coşar'ı taşıyor. Başka buna bir şey diyemeyiz. Ve süper bir gol oldu bizim için ama rakibimiz güçlü arkadaşlar. Daha önce birçok maçta bana çok zorluk çıkarttı. Ve geliyor, aldık Arnold'la. Bu arada Arnold'ı stoper oynatıyorum. Biraz mevkisini yadırgayabilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Kötü bir pas. Son alamadı. Salah çok iyi kaçırdı Ronaldo'yu. Kaleci Alisson. Player of the Week'in baş tacıyım dedi resmen. Ve şimdi bir atak şansı daha olacak. De Jong. Verdi pası. Süpersin. Attık. Bir 2'ye 1 yaparsak orada etkili olacaktır. Köşeyi verdi. Neymar. İyi pas. Son 3 oldu. Gerçekten yani ilk defa bu kadar rahat bir maç oluyor rakibimize karşı. Normalde hakikaten ki 2019'un sonlarına doğru ne kadar formsuz olduğumu da biliyorsunuz. Bu maç bir de girdiğim pozisyonların hepsi gol oldu arkadaşlar.
Koulibaly ile indirdik. Şimdi Messi pasını verdi. Güzel top. De Jong player of the week de olsam ben bu takımın zayıf halkasıyım dercesine Pique geri döndü. Pasımızı veriyoruz. Harika. Maça iyi başladık ama rakip böyle kalmayacaktır emin olabilirsiniz. Arnold aldı topu tekrardan verdi. Vur bir daha. Süpersin Arnold. Aldı bu Messi. Aldı topu. Tekrardan Messi'yi gördüm. Tekrardan köşeyi gördük. Zaniolo. İsmini bile bilmiyorum. Normalde oynatmadığım bir oyuncu. Ama iyi orta gol getirecektir. Ah. Geriye doğru kare x yapsam da olmadı arkadaşlar. 27. dakikaya girdik. Ter Stegen kaleci vuruşunu kullandı. Koulibaly indiremiyor. Orada Ronaldo olduğu için maalesef indiremiyor. Kimpembe. Başladı bizi zorlamaya rakip. Birazcık şansımız da yanımızda olması lazım. Ve aldık topu. Etkili gelebilirler. Kırmızı pikeyi çok çabuk geçti. Ama Arnold bugün gerçekten defansta dudak ısırtırcasına bir performans sergiliyor diyebiliriz arkadaşlar. Orta sahalar çabuk geçilmeye başladı. Biraz dikkat etmemiz lazım. Kırmızı pike bizi yakacak. Bu çok bariz belli oldu. Pas izin yok ve şimdi kontra atak şansı başlıyor bizim için. Pasımızı verdik ama Felix olmadı. Atak devam edecek. Koulibaly araya girdi ve uzun gönderiyoruz. İyi yere gönderdi. Pasını verdi. İyi top. Şimdi Neymar ama Neymar şimdiden yoruldu arkadaşlar. Lionel Messi. İyi pas. Çok iyi. Of köşeyi çok iyi gördü. Orta. Bir şut. Korner olması lazım ama old. İlk yarı 3-0. 3 atakta gol oldu arkadaşlar. Rakibe pozisyon vermedik ama gerçekten de biraz şanslı bir maç oldu bizim için. İlk yarı için tabii ki. Bakalım Player of the Week oyuncuları gerçekten bugün iş yapacak mı bizim için? Ronaldo zorlama bir pas oldu bu. Koulibaly verdi pasını. Felix ne olur bir şeyler yap Felix. Neymar tekrardan verdi. İyi pas. 2'ye 1'ini yapacak. Neymar olmadı. Çok dikkat. Almamız gerekiyor. Koulibaly aldı topu. Koulibaly aldı. Ortayı da gördü. Süpersin. Lionel Messi köşeye verdi. Felix. Felix o kadar DP antrenörü bastık Felix. Yalvarırım Felix. Son. Verdi pasını. Son gole gidiyor. Son gole gidiyor. Son 4-0 oldu. Son gerçekten balık bir golle 4-0 yaptı ve Player of the Week de gerçekten tabii birkaç oyuncu da Player of the sezondan arkadaşlar ama iyi işler yaptılar bu maçta diyebiliriz. Şimdi etkili gelebilir. Ya açık söyleyeyim De Jong şu ana kadar ki benim gözümde en iyi maçını yapıyor. Hiç bu kadar verim almamıştım arkadaşlar ondan. Felix orada bir karışıklık olabilir mi? Ama Felix ayakta uyuyorsun Felix. Aldı Messi. Göğüs kontrol. Sakin olalım. Verdik köşeye. Messi. Verdi. Felix. 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 Felix öldün. Ağlayanın yok. Felix. Hazard. Ortayı çok iyi gördü. Eyvah Ronaldo kaçacak gibi orada. Ronaldo kaçacak gibi ama son anda ve bir de oyuncu değişikliği yapalım. Rakip güçlü arkadaşlar belli olmaz. Onun da B planı muhakkak vardır. Ve artık Messi falan çıkaralım. Hatta Felix'i çıkaracağım ilk önce. Saint Maximin Neymar'ı da çıkaracağım. Onun yerine Luka Modric'i ve en ileriye de Kylian Mbappe'yi alacağım arkadaşlar. Bu arada kontrol hedefi en üstteki adama veriyorum. Gegenpress açık ve hedefleri orta oynuyorum. Bu taktiğimde belki merak edenler olur. Merak edenler için küçük bir anekdot. İyi orta gol getirebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Modric içeriye baktı. Pique'yi de yaklaştırdılar. Bakalım neler olacak. Arka direkte de Ronaldo var. Arkaya açabilir. Dışa verdi. Harika bir organizasyon. Harika bir organizasyon Lionel Messi ile. Tekrardan Alisson'u biraz çıkarıyorum. Bir daha orta. Ama Koulibaly duvar.
Çok rahat geçti ama aldık. Şimdi bir pas Kylian Mbappe. Partey aslında yavaş bir oyuncu. Partey yavaş bir oyuncu. Mbappe. Etkili geliyor, çok iyi kaçırdı. Çok iyi, iyi kontrol edemeyebilir ve Alisson. Alisson aldı topu ve Pique'ye gönderiyor. Saint-Maximin. Ama De Jong neden? Neden yani De Jong? Bu arada kademeye girdim. Arnold müdahaleyi yaptı. Luka Modric verdi pasını. Saint-Maximin hızlıdır. Saint-Maximin olmadı. Ortaya dönecek. Çok bariz hissettim onu. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. 6. gol geldi. Ve Kylian Mbappe golünü atıyor. 6-0 oldu. Gerçekten arkadaşlar attığımız her şutu gol attık. Biraz şanslı olduğumuz bir maç diyebilirim. Hatta bayağı şanslı olduğumuz bir maç diyebilirim. Aldık Saint-Maximin'le. Verdik pasımızı. Luka Modric, De Jong, Zanilo. Tekrardan verdi Luka Modric. Köşeye tekrardan geliyoruz. Kylian Mbappe. Ah, çok kötü bir pas oldu. Ve bu pas hatası şimdi rakibi hata kaldıracak. Etkili geliyor. Bir şeyler olabilir o pozisyonda ama müdahaleyi yaptık arkadaşlar. Saint-Maximin köşeyi döndü. Eğer geçerse, ama geçmeyeceğine adım gibi emindim. Koulibaly ortaya döndü. De Jong. De Jong'tan pas. Luka Modric'e. Bir pas da oraya. Saint-Maximin 2'ye 1'ini yaptı. Gol pozisyonu. Arka direk. Ama bunu da kaptık arkadaşlar. Ve gerçekten bir fark oldu. Ama rakip gerçekten de defansta biraz hata yaptı. 3-4 gol defans hatasından geldi diyebiliriz. Şimdi tekrardan aldık, verdik. Bir pas daha. Arkadaşlar bütün toplar bende kalıyor gördüğünüz gibi. Bir momentum vesaire bir şey olabilir ciddi anlamda. Yani bu kadar oyuncu kötü bir oyuncu değil. Kendisi takip ediyor bizi, biliyorum çünkü oyununu. Ve birçok kez de denk geldik. Köşeye. Son alamadı ama Koulibaly girdi araya. Artık maçta son anlar. Şöyle bir uzun gönderdik. Mbappe offside olabilir ve offside bayrağı havaya kalkıyor arkadaşlar. Ve gerçekten güzel bir maçtı. Özellikle Player of the Week kadrosuyla oynamak istedim. Bu arada Modric de sakatlanıyor Antalyaspor'da. Ter Stegen'in vuruşuyla maç bitecek. Ve maçı bitmedi bu arada arkadaşlar. Çünkü 1 dakika uzatma verdi. Sanırım şimdi bitecek. Ve maçı kazanıyoruz arkadaşlar. İyi oynadığımı düşünüyorsanız lütfen like yağmurunu tutmayı bizi unutmayın. Videolarımız aşağıda kalıyor. Önerilmiyor like atmadığınız için. Like bizim için çok önemli. Desteğinizi bekliyoruz. Bu tarz videoların gelmesi için de, farklı içerikler olması için de yorumlara lütfen gömçürün diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bye bye.